Hürrem. Sultanım. Nereye böyle? Has bahçeye çıkacaktım. Biraz hava almak istedim de. Çık tabii, hava al. Sıcak basmış belli ki. Hassas vakitler geçiriyorsun. Hassas olduğum doğru. Bu yüzden sultanım, yerinizde olsam daha dikkatli olurdum. Hünkârımıza kendi ellerinle cariye gönderdiğini işittim. Senin vaziyetinde bir kadın için akıllıca. İktidar senden vazgeçmeden, sen iktidardan vazgeçiyorsun. Anlaşılan, siz de diğer sultanlarımızın yolundan yürüyeceksiniz. Oysa ki onların akıbeti size ibret olmalı. Zira benim adım Hürrem. Ben vazgeçmem. Sen vazgeçmezsin. Ama hünkârımız vazgeçebilir. Has odanın kapısı bir kez aralandı mı, kapatabilene aşk olsun. Hünkârımızın kalbinde ben olduktan sonra varsın yatağında başka hatunlar olsun. Sen de gayet iyi bilirsin ki bir erkeğin kalbine giden en kısa yol yatağından geçer. Aksi halde bunca sene hünkârımızı hatunlardan uzak tutmazdın. Öyle değil mi? Bayezid'le hünkârımız arasındaki buzlar iyice erimeli. Sadece onun değil, Rüstem'in de. Ben de size bunu sual edecektim halde. Rüstem'in hali epeydir bir tuhaf. Bir şey de anlatmıyor. Hünkârımız suikast hadisesinden mütevellit onun ihmali olduğunu düşünüyor. Bu sebeple canı bir hayli sıkkın. Yakında geçer. İnşallah. Validem siz nasılsınız? İşittiğime göre cariyeler hazırlamaya başlamışsınız bile. Bu bir sır değil. Hatun gözdeler koğuşunda. Seneler boyunca beni bu silahla vurmak istediler. Hiç kimse başaramadı. Lakin kabul etmem lazım. Artık bununla baş etmek güç. Bu yüzden ben de ellerindeki silahı almayı tercih ettim. Anlayacağım. Her şey benim elimde. Zeynep Hatun nasıl? Afiyettedir inşallah. Çok şükür iyiler sultanım. Hala çocukların peşinde. Malum kendileriyle birlikte dertleri de büyüyor çocukların. Doğru söze ne denir? Allah yardımcımız olsun. Amin. Şeyhülislam Fenerizade ile alakalı bazı sıkıntılar yaşadığınızı işittim. Benim kimseyle bir sıkıntım yok sultanım. Lakin Şeyhülislam Efendi ile bazı fikir ayrılıklarımız olduğu doğrudur. O meselede sizin haklı olduğunuz aşikar. Zaten hünkârımız da öyle düşünüyor. Esasen benim gönlümden geçen o makamda sizin olmanız. Zira tecrübenizle bunu ziyadesiyle hak ediyorsunuz. Lütfediyorsunuz sultanım. Ne diyelim? Levh-i mahfuzda ne yazıyorsa o olacaktır. Kadere razı olmak, hiçbir şey yapmadan oturmak manasına gelmez ama. Öyle değil mi? Hakkı haliniz var sultanım. Yüce Rabbim insanlara akıl fikir ihsan eylemiş. Doğruyu yanlışı görüp seçtikleri yolda gitsinler diye. O halde Ebu Suud Efendi, Devlet-i Aliye'nin menfaati için bazı kararlar almak icap edebilir.
Bugüne kadar geldiğim hiçbir makamı ben talep etmedim sultanım. Bundan sonra da etmem. Hünkârımız beni nerede görmek istiyorlarsa orada olurum. Bundan hiç şüphem yok. Siz doğru bildiğiniz yolda yürüyün, kâfi. Bir gün mutlaka buluşacağız. Zira yolumuz aynı. Sultanım. Rüstem, Ebu Suud Efendi ile görüştün mü? Daha mühim bir mesele var sultanım. Divanın orada bir ulak geldi. Ala, yarın beni Yeniçeri Ocağı'nda ağırlamak istiyormuş. İnşallah kabul etmişsindir. Buna mecbur kaldım. Eğer gitmezsem onlardan korktuğumu düşünürler. Gidersem de ne olacağı malum. Ne olabilir ki? Seni kendi sofralarında zehirleyecek değiller ya. Her şey mümkün sultanım. Orada canımı alsalar kim ne yapabilir ki? Hünkârımız birkaç kişinin kellesini alır, kurbanlar verilir. Ben de öldüğümde kalırım. Senin 3 zırhın var üstem. Biri ben, biri Mihrima, diğeri de hünkârımız. Düşmanlarımızın elindeki ok ne kadar güçlü olursa olsun bu 3 zırhı parçalamadan sana ulaşması mümkün değil. Bunu sakın aklından çıkar. Destur, Şehzade Bayezid Hazretleri. Validem, beni görmek istemişsiniz. Tebdil halinde çarşı pazar dolaşıyor musun? Üstelik yanına tek bir muhafız bile almadan. Çocuk değilim ben validem. Madem öyle, bir şehzade gibi davran. Ben babanla aranı düzeltmeye çalışırken sen keman almakla meşgulsün. Huri Cihan'ın ne işi vardı seninle? Ne var bunda validem? Keman alması için refakat ettim sadece. Onca ağa varken sana mı kaldı? Nasıl bu kadar düşüncesizce davranırsın? Şükürler olsun ki bizden başka gören duyan olmadı. Eğer bu babanın kulağına giderse neler olur biliyorsun. Öyle değil mi? İsterseniz siz söyleyin. Umurumda değil. Babam neden beni değil de Selim'i tercih etti diye sual etmiştin ya. Sebep bu. İşte bu yüzden baban seni taht sancağına yollamadı. Haklı. Sana neden güvensin ki? Şu yaptığına bak. İçiniz rahat olsun validem. Babamın da sizin de gönlünüzdeki şehzade Manisa'da zaten. Bir de sen konuş Mihrima. Beni dinlemez şimdi. Neden öyle söylüyorsunuz valide? Beyazıt'ı bilmiyor musunuz? Ziyadesiyle hassas. Beni çok sinirlendirdi. Sen yumuşat. Ben sonra gönlünü alırım. Sultanım. Ne oldu Afatun? Lokman Ağa geldi az evvel. Şehzademiz Bayezid gitmiş. Hünkârımızla vedalaşıp haz bahçeye çıkmış bile. Bayezid saraydan ayrılmış. Senin malumatın yok muydu? Vardı elbette. Ben ikinizi merak ettim. Yani ne konuştunuz? Gel. Hünkârım, Nasuh Efendi geldiler. Mesele mühimmiş. Alın içeri. Hünkârım, sultanım. Hayrola Nasuh Efendi, nedir bu kadar mühim olan? Yeniçeri ocağı karışmış hünkârım. Rüstem Paşa ile Ali Ağa arasında tatsız bir münakaşa yaşanmış zira. Öyle ki
kılıçlar çekilmiş. Bunlar kendilerini Cenk sahrasında mı zanneder? Nerededir Rüstem Paşa? Az evvel divanı topladılar hünkârım. Arzu ederseniz kendilerini... Bir bu eksikti. Sultanım, sizin için şerbetçi otu kaynattım. İçmenizde fayda var. Sağ ol Fatun. Biraz daha iyisiniz inşallah. Bazen fena oluyorum. Geceleri kanter içinde uyanıyorum. Lakin azaldı. Geçiyor. Sultanım. Hünkârımıza gidecek hatunları yalnızca sizin seçeceğinizi söyledi Sümbül Ağa. Bir sakıncası mı var? Benim yapmam daha münasip olur sultanım. Zira bunun sizi çok üzdüğünün farkındayım. Sen Fatma Sultan'a hakim ol. Zira tekrar aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Hakkındaki onca şikayete rağmen bir de gitmiş Yeniçeri Ocağı'nda askere kılıç çekmiş. Sizin vekili mutlakınız böyle bir şey yaptıysa mutlaka haklı sebepleri olmalı. Meseleyi tetkik ettiriyorum Hürrem. Haklı haksız ortaya çıkar. En doğrusunu sen bilirsin elbet. Lakin Rüstem gibi başarılı ve sadık devlet adamları öyle kolay yetişmiyor. Hay Allah. Mihrimah da üzülmüştür şimdi. Ne vakittir yalnız kalamadık. Eğer arzu edersen birlikte Edirne'ye gidelim. Pek güzel olur. Hem orman havası sana da iyi gelir. Gel. Hünkârım, rahatsız ediyorum, bağışlayın. Lakin Fatma Sultanımız geldiler. Gelsin. Rahatsız ettiğimiz için kusura bakmayın hünkârım. Cariyeniz tecrübesiz. Kaidelerin farkında değil. Heyecandan soluğu sizin kapınızda almış. Hünkârım, cariyemiz gibi. Bir evladınız olacak. İnşallah bir şehzademiz olur. Seneler sonra bir evlat sahibi olma sevinci sizi bir hayli mesut etmiş olmalı hünkârım. Yüce Rabbimin bir hediyesi bu bana. İnşallah saat içerisinde doğar. İçimdeki ses bir şehzadeniz daha olacak diyor. Hayır. Müsaade etmeyeceğim. Bu sarayda bir şehzade daha doğmayacak.
Sultanım. Sultanım. Fatma Sultan, Nazenin Hatun'un gebeliğini davullarla ilan ediyor. Nazenin mi? Bu ismi vermişler o mel'uneye. Nazenin. Müslüman da olmuş. Peki bütün bunlar olurken siz neredeydiniz? He? Hele sen Fahriye. Hani tedbirlerini almıştın? Hatun gebe kalmayacaktı. Yemin ediyorum tedbir alındı sultanım. O vakit nereden çıktı bu gebelik mevzu? Yoksa yalan mı söylüyorlar? Doğru. Başka ne olabilir ki? Sırf benim canımı yakmak için mahsus yapıyorlar. Sultanım maalesef doğru söylüyorlar. Fatma Sultan hatunu birkaç defa yollamış hünkârımıza. Sen ne diyorsun Sümbüla? Bu mümkün değil. Böyle olsa Lokman abi bize haber ederdi. Lokman! Dünyadan haberi yok onun. Onu da bertaraf etmişler belli ki. Sultanım şimdi ne yapacağız? Ondan kurtulmamız lazım. Nasıl yaparız sultanım? Nihayetinde hünkârımızın çocuğunu taşıyor karnında. Günahsız Sabi. Ondan değil. Fatma Sultan'dan kurtulmamız lazım. Onu ikaz ettim. Ama beni dinlemedi. Anlayacağı lisandan konuşmak lazım. Madem duyduklarım doğru mu? O hatun sahiden gebe mi? Kuşları dört bir yana saldılar tabii. İşitmeyen kalmamıştır. Hayır, ben Rüstem için gelmiştim. Taşlı'nın orada cariyelerden işittim. Rüstem'in neyi var ki? Yeniçeri Ocağı hadisesinden henüz haberim oldu. Zaten her şeyi en son ben öğreniyorum. Seni korumak için Mihrimah. Korunmaya ihtiyacı olan ben değilim validem. Rüstem. Bir hayli tedirgin. Kimseye itimadı kalmamış. Babamla konuştunuz mu? Ne karar verecekmiş? Tahkikat devam ediyor. Sen için ferah tut. Bir şey çıkacağını sanmam. Birileri onun canına kastediyor ve siz bana rahat olmamı söylüyorsunuz? Eğer onu koruyamayacaksanız söylemeniz kafi. Ben icabına bakarım. Onunla evlendirdiğim için benden nefret ediyordum bir vakitler. Şimdi de karşıma geçmiş, onun için çırpınıyorsun. Bir gün onu seveceğini söylemiştim sana. Mesele aşk değil. Rüstem benim kocam. Cihan Padişahı Sultan Süleyman Han'ın kızı Mihrimah Sultan'ın kocası o. Onun itibarı benim itibarımdır. Merak etme. Rüstem bize sadakatle bağlı olduğu sürece onun kılına bile zarar veremezler. Buna müsaade etmem. Sadakatinden şüpheniz mi var? Görüyorsun işte Mihrimah. Dört bir yandan kuşatıyorlar bizi. Ben düşmanlarımızdan korurum hepimizi. Rabbim bizi dostlarımızdan korusun. Sultanım. Dünyaya bir can getirmenin güzelliği öylesine eşsiz. Öylesine paha biçilemez bir his ki. İlk evladımı kucağıma alana kadar farkında değildim hiçbir şeyin. Biliyordum. Evet, anne olacaktım. Hayat değişecekti. Lakin bu kadarını tahmin etmek ne mümkün. Thank you.
çocuk hayatın bütün manasını değiştirdi. Dünya daha güzelleşti o andan sonra. Renkler daha canlı. Meyveler daha tatlı. Aşk daha koyuydu. Her şey mucizevi bir havaya büründü. Mesuttum. Evladım kollarımdaydı. İlk defa yalnız hissetmedim kendimi. Çünkü o benim canımdan yaratılmıştı. İdrak ettim. Bu bir güçtü. Başka hiçbir yolla erişilemeyecek bir güç. Lakin çok sonra öğrendim. Bunun aynı zamanda alevden bir ok olduğunu. Canımın bir yarısı onunla birlikte toprağın koynuna girdiği zaman. Mehmet'imin ölüm haberini aldığım gün. Benim de bir yanım öldü.